ortada kaldınız biraz. Şu an mesela 137 kişi tekrar dönüş yapmadığı için. Kaç kişi özür dilerim? Şu an 137. 137 kişi. Bu rakam daha fazlaydı ama dönüş yapanlar oldu tabii. Ama 137 kişi mesela dönüş yapılmadı. Ancak tabii tekrar da arayıp kayıp hani aile işte yakınlarımızdan haber alamıyoruz demedikleri için hani bunu çok ciddiye almadık. Evet. Peki. Kayıt dışı gözaltı girişimi ya da hukuka uygun olmayan şekilde alıkoyulma söz konusu oldu diyebiliriz anladığım kadarıyla. O süreç içerisinde açıkçası hukuka aykırı o kadar çok şey vardı ki. Şimdi bunların adını böyle koyalım. Bir şey daha soracağım. Örneklerle devam edelim istiyorum çünkü. İlk günlerde gözaltına alınan ve ilk kez gözaltına alınmış olan bir takım kadınların başına neler geldiğini anlatır mısınız İlknur? Mesela 31 Mayıs gecesi gözaltına alınan kadınlar onursuz bir şekilde aramaya maruz bırakılmışlar. Çırılçıplak erkek polislerin huzurunda arama yapılmış. Tabii bu insanlar daha önce hiçbir eyleme gitmediklerinden, daha önce gözaltına alınmadıklarından, bu prosedürleri bilmediklerinden seslerini çıkaramamışlar. Çok da korkmuşlar zaten. Bunun olağan bir uygulama olduğunu düşünmüşler. Daha sonra adliyede sohbet sırasında biz bunun farkına vardık, konuşmalar esnasında. O zaman anladılar bunun olağan bir uygulama olmadığını ve suç duyurusunda da bulunuldu bu arama için. Neyin araması bu pardon? İnsanların üzerine arıyorlar. Düşünsene yani tamamen soyuyorlar. Tamamen? Tamamen. Tamamen soyuyorlar ve o şekilde arıyorlar. Ve bunu erkek polisler huzurunda yapılıyor.